konuşmasına bakarsan Biden'ın, yani Kürtlerle ilgili söylemeye çalıştığı şeylerde de tam terimleri bulamıyor falan. Yani belli ki eline bir şey verilmemiş, metin verilmemiş ya da verildiyse metini takip etmemiş. Son derece beceriksizce yapıyor. Ve haklılar da, yani bu tür yapılan müdahaleler kesinlikle Türkiye gibi bir ülkede, Batı karşıtlığının çok yüksek olduğu bir ülkede muhalefetin en son ihtiyaç duyduğu şey Amerika'nın maşası olarak görünmek. O yüzden de anlıyorum, bunları da meşru buluyorum, bu kaygıları. Ama bana bir şey olarak, analist olarak sorarsan, yani Biden mesela, birisi bana bu şeyden, muhalefet partilerinden birisi bana bir mesaj atıp dedi ki ya Biden hani çıkıp özür dilemeli. Bu söylediği için, bu işte söylediği Erdoğan'ı güçlendirecek, çıkıp düzeltmeli bu söylediğini. Neden düzeltsin? Yani adam sonuçta kendi tabanına seçim kazanmaya çalışıyor. Ve öyle bir ortamda ki, yani de biraz önce anlatmaya çalıştığım gibi, Türkiye karşıtı bir söylem var. Hem kendisini Trump'tan ayrıştırmaya çalışıyor, hem de Biden için mesela şunu söylüyorlar, üçüncü Obama dönemi olacak Biden başkanlığı. Kendisini Obama'dan da ayrıştırmaya çalışıyor. Nasıl ayrıştırmaya çalışıyor? Suriye'de çok daha proaktif bir politika izleyeceğim diyor. Ne demek proaktif? Kürtleri daha fazla destekleyeceğim.